Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de 9. sınıf kimya telafi tekrarla karşınızdayız diyorum arkadaşlar. Aslında bu videoyu sizden gelen yoğun üstek üzerine hazırladık diyorum. Çünkü arkadaşlar 9'dan 10'a hazırlık kampımız tüm hızıyla devam etmekte. Önceki haftada arkadaşlar matematik kampımızı tamamladık. Burada iki hafta boyunca FKB yani fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili 9'dan 10'a hazırlık kampını tamamlayacağız. Hatta kimya ile ilgili kimyasal tepkimeler ve denklemlerin anlatım dersimizi de yaptık. Ancak dediğim gibi sizden gelen yoğun istek üzerine burada yani dinlen günümüzde dinlenmiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine kimya çalışıyoruz diyorum. Yani bu videomuzda arkadaşlar hem kimyasal tepkimeler ve denklemler hem ikinci haftada göreceğimiz karışımlar, asitler ve bazlar ve tuzlarla ilgili kısa taktikler vereceğiz. Bu taktiklerin arkasından soru çözerek hızlanacağız diyorum. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki 9'dan 10'a hazırlık setimiz bizim var. Bu hazırlık setimizin içinde 3 tane kitap bulunuyor. Bu kitaplardan ilkiyle kimyaya çalışıyoruz. Yani neyle arkadaşlar? FKB ile. Fizik, kimya, biyoloji. Hemen içindekiler kısmına bakalım. Burada bakıyoruz arkadaşlar fizik ve kimyaya geldiğimizde kimyasal tepkimeler, fiziksel ve kimyasal değişimler daha sonra arkadaşlar arkasından karışımlar, arkasından asitler, bazlar ve tuzlar olmak üzere 4 tane konuyu sıfırdan 10'a taşıyacağız arkadaşlar. Böylece de arkadaşlar ne yapacağız? 10. sınıfa tamamen çok güzel bir şekilde hazırlanmış olacağız. Evet İlk sorumuza geçmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen taktiğimizi alıyoruz. Neyi hatırlıyoruz arkadaşlar? Kimyasal tepkimeleri. Kimyasal tepkimelerde her zaman korunan özellikler, her zaman korunmayan özellikler vardı. Her zaman korunan özelliklere bakıyoruz arkadaşlar. Toplam kütle. Yani kabın içine kaç gram koyduysam reaksiyon sonunda toplam kütle de yine aynı olmak zorunda. Nerede arkadaşlar? Kimyasal tepkimelerde. Daha sonra atomların cinsi, atomların sayısı yine korunuyor arkadaşlar. Yani soğuk sol taraftaki atom cinsiyle ürünler kısmındaki atomların cinsi ve sayısı birbirinin aynısı oluyor. Ne zaman? Her zaman kimyasal tepkimelerde diyoruz. Ayrıca arkadaşlar çekirdek yapısı demişiz. Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar vardı. Kimyasal reaksiyonlar ise atomun elektronlarında gerçekleşiyordu. Bu nedenle çekirdek yapısı da yine kimyasal tepkimelerde her zaman korunurdu. Toplam elektron ve toplam elektriksel yük de yine korunur arkadaşlar. Çünkü neden? Evet, kimyasal tepkimelerde elektron alışverişi olabilir ama toplamına baktığımızda toplam elektron ve toplam elektriksel yük her zaman korunur. Her zaman korunmayan özelliklere geçelim. Molekül sayısı her zaman korunmayabilir. Denklemlere bakalım. İlk denkleme baktığımızda 2 mol molekül yani 2 molekül hidroklorik asit tepkimeye girmiş, parçalanmış 1 mol klor gazını ve 1 mol hidrojen gazını oluşturmuş. Yani baktığımızda iki molekül burada, 1 bir, bir daha 2 molekül de burada. Burada korunmuş arkadaşlar. İkinci denkleme baktığımızda ise 2 molekül suyun parçalanarak 2 molekül hidrojen gazı ve bir molekül oksijen gazı yani toplamda 3 molekül oluşturduğunu görüyoruz. Başlangıçta iki molekül daha sonra 3 molekül. O halde diyoruz ki korunmayabilir koruna korunmaya da bilir diyoruz. Ve toplam hacminde değişebileceğini kimyasal tepkimeler sonucu söylüyoruz. Ve hemen taktiğimizi kenara kaldırarak sorumuza bakıyoruz. Maddenin kimyasal değişimi uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Bir kimyasal tepkime denklemi şekildeki tanecik modeliyle gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş bize. Modele bakalım arkadaşlar. Modelde ne görüyorum? Birbirine bağlı olan İki tane aynı atomun oluşturduğu bir molekülü, burada da bir molekülü görüyorum. Burada ise farklı iki atomun birbirine bağlanmasıyla oluşan bir molekülü görüyorum. Ve bakıyorum ki burada ne olmuş? Mavi atomlar birbirinden ayrılmış ve her birine iki tane sarı atom bağlanmış. Yani iki tane farklı molekül oluşmuş. Çünkü bir kimyasal tepkimi olduğu için kimyasal tepkimelerde taktiğimizi hatırlayalım atom sayısı ve cinsi her zaman ne olurdu? Korunurdu. Yani buradaki görseli incelemeden bile birinci öncülü atom sayısı ve ikinci öncülü atom çeşidi korunmuştur diyebiliriz. Ya da bakarız iki mavi, sağ tarafta iki mavi. Sol tarafta dört tane sarı, sağ tarafta da dört tane sarı. Bu ikisine doğru diyebiliriz. Üçüncü öncüle bakalım. Tepkimeye giren moleküller kimyasal değişime uğramıştır. Kimyasal tepkimelerde tepkimeler kimyasal değişime uğrar. Zaten arkadaşlar görüyoruz ki Burada iki farklı molekül olduğunu görüyoruz. Yani sarı olan moleküller ve mavi olan moleküller. Burada ise sarı ve mavinin birbirine bağlanmasıyla oluşan yeni türler yani yeni kimyasal türler görüyoruz. Kimyasal değişim olmuştur deyip E işaretleyerek devam ediyoruz. Yandaki kimyasal tepkimeye ait kütle zaman grafiği verilmiştir diyor. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bize bir soru sorulmuş. Hemen grafiği inceleyelim. Zamanla maddelerin kütlelerindeki değişimi gösteriyor. Baktığımda X ve Y'nin kütlesinin zamanla azaldığını görüyorum. O halde X ve Y'nin girenler tarafında yani harcananlar tarafında olması gerektiğini biliyorum. Yani X ile Y tepkimeye girmiş. Daha sonra kütlesi zamanla artan neyi oluşturmuş? Z'yi oluşturmuş. Birinci öncüle bakalım. Tepkime denklemi Z'ye eşittir demiş. X artı Y şeklindedir. Hayır arkadaşlar X ve Y harcanmış. Ürün olarak ise Z oluşmuş. Yani tam tersini yazmalıydım. Daha sonra diyor ki tepkimede 8 gram Y kullanılmıştır. Kullanılan ve kalan kütlelere bakalım. X'e baktığımızda 20 gramdan başlamış. Neye kadar gelmiş? Sıfıra kadar gelmiş. Yani 20 gram kullanılmış. Y'ye baktığımızda kabın içine 20 gram koymuşuz ama artık burada bakıyoruz Y'nin kütlesinin değişmediğini görüyoruz. Yani 8 gram arttığını görüyoruz. Aslında aradaki fark kadar kullanılmıştır. Yani 12 gram Y kullanılmıştır diyorum. Z'ye baktığımızda Z'nin ise kütlesinin M olduğunu görüyorum. Şimdi diyorum ki ikinci önce önce bir cevap verelim. Tepkime de 8 gram Y kullanılmıştır. Hayır 8 gram Y artmıştır. 12 gram Y kullanılmıştır. İkinci öncülümüz yanlış. 3'e bakalım. M değeri 32'dir. Hemen yine kimyasal tepkimelerde her zaman korunan özelliklerden ilkine bakıyoruz. Toplam kütle. Toplam kütle her zaman korunur. Yani X ve Y'nin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamı yani Z'ye eşit olacak. Yani M değerine eşit olacak. 20 ile 12'yi toplarsak buradan M değerini 32 gram olarak buluruz. O halde 3. öncülümüz ne olacak? Doğru olacak. Cevabı C olarak işaretleyip devam edelim. Yandaki şekillerde bazı olayların tanecik yapılarındaki değişim gösterilmiştir diyor bize. Buna göre 1, 2 ve 3 ile belirtilen değişimler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani gösterilen değişimleri fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırmamızı istiyor arkadaşlar. Biz kimyasal değişim olabilmesi için şunun olması gerektiğini söyledik. Tepkimeye giren maddeler bir araya gelerek yeni kimyasal türler oluşturmalı. Yani oluşan kimyasal tür girenlerin özelliklerini ne yapmamalı arkadaşlar taşımamalıdır diyoruz. Birinci olaya baktığımızda buradaki turuncu ile gösterdiğimiz atomlar ne yapmış parçalanmış. Burada morla gösterdiğimiz atomlar da parçalanmış. Daha sonra turuncu olan atomlara mor atomlar bağlanarak yeni bir molekül yani yeni kimyasal bir tür oluşmuş. O halde birinci değişimimiz bizim nedir arkadaşlar? Kimyasaldır diyoruz. İkinci değişime bakalım. Burada ne görüyorum? Mor atomlar. Burada ne görüyorum? Gri şekilde gösterilmiş atomlar. Peki ürün olarak ne oluşmuş? Baktığımızda mor atomların aynı şekilde durduğunu yani birbirine bağlanmadığını, gri atomların da birbirine bağlanmadığını ya da diğer atomlarla da bağlanmadığını görüyoruz. O halde burada bir karışım söz konusudur. Yani birinci madde ile ikinci madde birbirine sadece karışmıştır arkadaşlar. Kimyasal reaksiyon vermemiştir. O halde fizikseldir diyoruz. Üçüncü değişime bakalım arkadaşlar. Üçüncü değişimde yeşil atomlar olduğunu görüyorum. Girenlerde, ürünlerde de yine yeşil atomlar var. Tek bir farkı var. Burada tanecikler arası boşluklar yok denecek kadar azken. Burada tanecikler arası boşluklar çok daha fazla. Ama yeni bir kimyasal tür oluşmuş mu? Hayır. Bunun fiziksel olduğunu yeni bir kimyasal tür olmadığı için söyleyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar bu olayı şöyle de tanımlayabiliriz. Örneğin madde burada katı halden ne hale geçmiştir? Sıvı hale geçmiştir diyebiliriz. Yani bu böyle bir örnek verebiliriz Yani ben katıya ısı vermişim o da sıvı hale gelmiş sıvı hale gelirken tanecikler arası boşluklar açılmış. Mesela hal değişimine örnektir bu diyorum. O halde hal değişimleri de fizikseldir diyorum. Yani doğru cevabımız kimyasal fiziksel fiziksel B diyerek devam ediyoruz. Evet aşağıda verilen olaylardan hangisinde maddenin tanecikli yapısında değişim meydana gelmiştir diyor. Yani arkadaşlar aslında olayları benim fiziksel mi kimyasal mı diye sınıflandırmamı istiyor. Burada hemen bir taktik veriyoruz arkadaşlar. Diyorum ki fiziksel ve kimyasal değişimleri biz sınıflandırmıştık ve şöyle tanımlamalar yapmıştık önceki yıllarda. Maddenin dış yapısında gerçekleşir. Sadece zayıf etkileşimlerdir ve 40 kJ molden düşük enerjiye ihtiyaç duyar. Örnek olarak işte kırılma, yırtılma, parçalanma olayları fizikseldir. Hal değişimleri, erime, donma, kaynama, süblimleşme yine fizikseldir. Metallerin elektriği iletmesi yine fizikseldir optik olayları örneğin arkadaşlar gökkuşağının oluşumu fiziksel olaylara örnek verilirdi. Kimyasal değişime bakalım. Kimyasal değişimlerde maddenin iç yapısında gerçekleşir. Hem güçlü hem zayıf etkileşimler değişir bu durumda ve bu durumda arkadaşlar kullanılan enerjinin büyüklüğü genellikle 40 kilojül bölü molden yüksektir. Örnek olarak arkadaşlar çürüme. Örneğin elmanın çürümesi. Mayalanma, hamurun mayalanması, yoğurdun mayalanması, Paslanma, solunum, fotosentez gibi olaylar ayrıca arkadaşlar çözeltilerin elektriği iletmesi yine kimyasal olayları örnek verilebilir. Karıştırmıyoruz. Metallerin elektriği iletmesi fiziksel, çözeltilerin elektriği iletmesi ise kimyasaldır diyoruz ve taktiğimizi kaldırıp soruya bakıyoruz tanecik yapısında değişim meydana gelmemiştir diyerek aslında bize ne demek istiyormuş o zaman arkadaşlar tanecik yapısında değişim meydana gelmemiştir derken hangisi fizikseldir diye soruyor bize bakalım arkadaşlar bütün çürüme olaylarının kimyasal olduğunu söylemiştik. O halde elmanın çürümesi nedir arkadaşlar? Kimyasal bir olaydır. Bana neyi soruyordu? Fizikseli. Sütten yoğurt yapılması yani mayalanma olayı arkadaşlar sütü mayalayarak yoğurt yaparız ve mayalanma olaylarının kimyasal olduğunu söyledik. Ekşime, çürüme, küflenme bunların hepsi arkadaşlar yine kimyasal değişimlere örnekti. O halde ekmek küflenirse kimyasal bir değişim gerçekleşir. Buna bakalım arkadaşlar şekerin yanması yani aslında şekerin karamelleştirilmesi de diyebilirdi ama yanma olaylarının tümü kimyasaldır karamelleştirme dese bile ısı etkisiyle yapısının bozulmasıdır yanma olayıdır o halde yanma olayı olduğuna göre kimyasaldır diyoruz. A seçeneğine bakalım. Portakalın sıkılması. Yani ben portakal alıyorum. Sadece mekanik bir işlem uyguluyorum ve suyunu çıkartıyorum. Bu fiziksel bir olaydır. A'yı işaretleyerek devam edelim. Şekildeki düzenekte M musluğu açılarak hidroklorik asit çözeltisi çinko katısının üzerine boşaltılmıştır diyor. Bu işlem sonrasında kaba bağlı olan çocuk balonu yani ideal esnek balon şişerek genişlemiş arkadaşlar. Bunu gözlemlemişiz. Buna göre gerçekleşen olayla ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir diye bir soru sorulmuş bize. Musluk açıldıktan sonra sadece fiziksel değişim olmuştur. Arkadaşlar burada oluşan bir gaz bu ideal esnek balonun şişmesine neden olmuştur. Yani arkadaşlar ben çinko metali üzerine hidroklorik asit eklediğimde açığa bir gaz çıkıyormuş ki buradaki balon şişiyormuş. Gaz çıkışı arkadaşlar kimyasal tepkimenin varlığını gösterir. Gaz oldu, gaz varsa bu olay kimyasaldır diyeceğiz arkadaşlar. Hatta 10. sınıfta metallerin asitlerle tepkimelerini de öğreneceğiz. Yani 10. sınıfa geldiğimizde çinko metali üzerine hidroklorik asit eklendiğinde çinko klorür tuzunun oluştuğunu açığa çıkan gazın da hidrojen gazı olduğunu bu yıl derslerimizde öğreneceğiz. Şimdi ise kimyasal olduğunu bilmek, gaz çıkışı olduğunu bilmek bu zamana kadar öğrendiğimiz bilgiler arasındaydı. O halde musluk açıldıktan sonra sadece fiziksel değil hem fiziksel hem de kimyasal değişim gerçekleşmiştir. O halde birinci öncülümüz yanlış. Balon içindeki gaz çinko metalinde ya da hidroklorikası çözelsi içinde bulunan bazı atomları içerir. Hemen arkadaşlar bakıyoruz denklemi yazdık. Aslında görüyorum. Hidroklorik asit içinde bulunan hidrojen atomlarından oluşan H2 gazını yani hidrojen gazı olduğunu söyledik. Ama biz bu denklemi yazamazken de buna cevap verebilir miydik? Evet nasıl cevap verebilirdik? Biz biliyoruz ki ZN ile hidroklorik asit tepkimeye girdi. Kimyasal tepkimelerde her zaman atom sayısı ve türü korunur. Burada hangi atomlar varsa burada da o atomlar olmalı. Hatta aynı sayıda olmalı dedik. O halde burada oluşan bu gaz sadece gaz olduğunu bilsek bile ya buradaki atomlardan birinden ya da bununla alakalı bir yerden olması gerektiğini söyleyip ikinci öncüle doğru diyebilirdik. Üçüncü öncüle bakalım. Çinko ve hidroklorik asitin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri değişmiştir. Hemen şuraya geri dönelim. Fiziksel değişimlerde maddenin sadece fiziksel özelliği değişir. Kimyasal değişim gerçekleştiyse arkadaşlar yani ben bir kimyasal değişimden bahsediyorsam burada yazdığım gibi kimyasal değişimlerde maddenin hem iç hem de dış yapısı değişir. Yani hem fiziksel hem de kimyasal özelliği değişir. O halde üçüncü öncülde doğru deyip 2 3 diye Denizli'yi işaretliyoruz ve devam ediyoruz. Evet, geldik karışımlarla ilgili bir soruya. O halde karışımlarla ilgili hemen ufak bir taktik bakalım. Biz önceki yıllarda karışımları sınıflandırdık arkadaşlar. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak iki sınıfa ayırdık başlangıçta ve bunların özelliklerini öğrendik. Homojen karışımlar bekletildiğinde çökelte oluşturmayan karışımlardır. Gaz ve sulu çözeltileri süzgeç kağıdından geçer. Yani süzgeç kağıdı üzerinde birikmez. Gaz ve sulu çözeltileri genellikle saydamdır. Katı, sıvı ve gaz halde olabilir. Yani baktığımızda örneğin çözelti dediğimiz, homojen karışım dediğimiz gaz fazlaki bir karışımı örnek yazalım. Örneğin hava arkadaşlar. Hava homojen bir karışımdır. İçerisinde oksijen gazı, azot gazı ve bir miktarda diğer gazları içeren homojen bir karışımdır. Ya da sıvı haldekine de bir örnek verelim. Örneğin tuzlu su. Tuzlu su da yine homojen bir karışım. Yani nedir? Homojen karışımların diğer adı neymiş? Çözeltiymiş. Yani bir çözeltidir diyoruz bekletildiğinde çökelti oluşturmaz. Yani tuzlu su homojen karışıma çözelti örnektir. Taktiği tekrar hatırladıktan sonra sorumuza yeniden dönelim. Karışımlar birden fazla element ya da bileşiğin kimyasal özelliklerini kaybetmeden fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesiyle oluşur. Yani tüm karışımlar hem homojen hem de heterojen karışımlar. Buna göre aşağıda tanecik modeli verilenlerden hangisi diyor karışım değildir. Bakalım hemen. E seçeneğinden başlayalım incelemeye. Baktığımızda burada iki tane mavi atomun birbirine bağlanmasıyla oluşan iki farklı iki aynı molekül görüyoruz pardon. Buraya baktığımızda ise sarı atomların birbiriyle bağlanmasıyla oluşan yine iki molekül görüyoruz. Yani burada ne var arkadaşlar? İki farklı molekülün bir araya gelmesiyle oluşan bir karışım var. Buna karışım yazıyoruz. D seçeneğine bakalım. D seçeneğinde burada farklı bir molekül, burada farklı bir molekül, burada da farklı bir molekül var. Hatta 3 tane maddenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir karışım görüyorum. A seçeneğine bakalım. A'da mavi atomlar, mavi küçük atomlar, sarı atomlar. Yani burada 3 çeşit farklı atomun bir araya gelmesiyle yani elementin bir araya gelmesiyle oluşmuş karışımı görüyorum. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde iki mavi element atomu görüyorum. Ve bir de mavi ve sarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bileşik molekülü görüyorum. Yani bir bileşikle bir elementin bir araya gelmesiyle oluşan yine bir karışımı görüyorum. O halde C seçeneğimiz doğru olacak. Hemen inceleyelim bakıyorum. Sarı olan atoma mavi bağlanmış gri bağlanmış. Yine sarı olan atoma mavi bağlanmış, gri bağlanmış. Örneğin şöyle bir örnek verelim. HC ne olabilir bu? Hidrojen, karbon ve azot atomlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan bir bileşik olabilir. Yani burada bir miktar HCN vardır, saf maddedir. Yani bu bir bileşiktir, karışım değildir deyip C seçeneğini işaretliyorum ve devam ediyorum. Aşağıdaki karışım örnekleri homojen ve heterojen olarak sınıflandırılırsa hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır demiş bize. Havayı biraz önce örnek vermiştik taktiklerde demiştik ki hava gazlardan oluşan homojen bir karışımdır. Hemen yazalım altına. Homojen karışım C seçeneğine bakalım arkadaşlar. C seçeneğinde madeni parayı görüyoruz. Madeni paralar alaşımlardan oluşur. Yani metal metal homojen karışımlardan oluşur. Biz alaşımları homojen karışım sınıfında inceliyoruz. Hemen altına homojen karışım yazıyoruz. Tuzlu suyu yine taktikte örnek verdik. Tuzun suda çözülmesiyle homojen bir karışım elde edilir. Yani baktığımızda tek fazlı, tek görüntülü bir karışım görürüm. Yine tuzlu suya da homojen karışım yazıyorum. Kolonyada su ve etil alkolün belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan homojen bir karışımdır. Hepimiz kolonyaya baktığımızda tek bir faz, tek bir görüntü olduğunu görürüz. Yine homojen karışım yazıyoruz. B seçeneğinde ise ayran var arkadaşlar. Ayran aslında heterojen bir karışımdır. Tabii ki hazır paketle hazır bir gıda aldığımızda ayranı homojenmiş gibi görebiliriz. Bunun nedeni aslında hazır paket ayranlara eklenen homojenizasyonu sağlayan bir kimyasal maddedir. Ancak evlerimizde ayran yaptığımızda ve bir süre masanın üstünde kaldığında hepimiz üst kısma suyun çıktığını, alt kısma ise yoğurdun çöktüğünü aslında ayranın heterojen bir karışım olduğunu biliriz arkadaşlar. Heterojen karışım diyorum. Hangisi farklı bir grupta yer alır demişti. B seçeneğini işaretliyorum. Evet bir soru daha yapalım. Özge'nin öğretmeninin verdiği karışımı ayırmak için kullandığı yöntemler aşağıdaki gibidir. Önceki yıllarda arkadaşlar yine biz karışımların ayrılması ile ilgili bilgiye sahiptik. 10. sınıfta ise bunun daha gelişmiş halini göreceğiz. O halde önceki bilgilerimizi hatırlayalım. Önce karışıma mıknatıs yaklaştırıyor. Yani manyetik özellik gösteren bir karışım varmış. Manyetik özellik gösteren elementleri hatırlayalım. Demir, kobalt ve nikel metalleri manyetik özellik gösterir. Yani mıknatıs yaklaştırdığınızda onu karışımdan uzaklaştırabilirsiniz. Daha sonra karışıma su ekledim. Sulu karışımı süzgeçten geçirdim. En son kabı ısıtarak suyu buharlaştırdım. Şimdi su ekleyip süzgeçten geçirdiğinde Süzme kağıdının üzerinde eğer bir şey kalıyorsa su eklediğimde içeride bulunan karışımlardan birinin suda çözünüp diğerinin suda çözünmemesi gerekiyor. Yani ben bir karışıma su ekleyip süzdüğümde bir bileşenini ayırabiliyorsam ayırdığım bileşenin suda çözünmemesi geçiriyor, gerekiyor. Sudan süzgeçten geçirdim dediğinde o halde ne anlıyorum? Suda çözünmeyen bir madde olması gerektiğini biliyorum. Madde yazalım. Daha sonra da süzgeç kağıdının altına inen o sulu karışımdan ise suyu buharlaştırdığımda da en son bileşeni elde ediyormuşum. Buna göre karışımda bulunan maddeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Öncelikle manyetik özellik gösteren yani mıknatıs ile ayrılan demir, kovalt ve nikel elementlerini arayalım ışıkta. Burada demir var. B seçeneğine bakıyorum. O halde eliyorum. C seçeneğine bakıyorum. Demir tozu görüyorum. D seçeneğine bakıyorum. Demir tozu görüyorum. E seçeneğinde de demir tozumuz var. Daha sonra ne arıyorum arkadaşlar? Demir tozunun dışında kalan o iki maddeden birinin suda çözülmesini, diğerinin suda çözülmemesini bekliyorum. Tuz ve şekere baktığımızda her ikisi de suda çözülür. O halde A seçeneğini de atıyorum. Daha sonra bakıyorum C seçeneğine talaş ve tuz. Talaş suda çözülmezken Tuz ise suda çözünür. Yani ben bu karışımda mıknatısla demir tozunu aldıktan sonra su eklersem tuz suda çözündü, talaşı süzdüm. Daha sonra elimde tuzlu su kaldı, suyu buharlaştırdım, tuzu aldım. O halde bu suda çözündü, bu da suda çözünmediği için cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Zeytinyağı pirinç. Her ikisi de suda ne yapmaz? Çözünmez. Talaş kum. Yine her ikisi de suda çözülmez ama ben birinin çözülmesini bekliyordum bu soruda cevabımız C diyerek devam ediyorum. Şimdi evet asit baz sorularına geldik. Asit baz sorularını incelemeden önce hemen taktiklerimize geri dönelim. Biz asit ve bazları bir arada özelliklerine bakarak incelemiştik. Evet önce tatlarına bakalım arkadaşlar. Asitlerin tatları ekşiyken bazıların tatları acıdır. Asit deyince aklımıza h artı iyonu yani hidrojen iyonu gelmesi gerekirken bazı deyince aklımıza hidroksit iyonu gelmeliydi. Her ikisinin de sulu çözeltisi elektrik akımını iletirdi. Asitlerin pH değeri 7'den küçükken bazıların pH değeri 7'den büyüktü. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürken bazılar tam tersi yani kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürürdü. Asitler metil oranj ile kırmızı renk verirken bazılar arkadaşlar sarı renk verirdi. Fenolftalein de yine bir indikatördü. Asitler fenolftaleinle saydamken yani renksizken bazılar ise fenolftaleinle pembe renge dönüşürdü. Biz burada turnusol kağıdını, metil oranjı ve fenolftaleini ayır aç, belirteç olarak kullanmıştık asit bazlarda diyorum ve devam ediyorum. Asit ve bazlar tepkimeye girerek ne yaparlardı? Tuz ve su oluştururlardı. Asitler metal ve mermere etki ederken bazlar cam ve porselene etki ederdi diyorum ve sorumuza dönüyorum. Bir maddenin pH'ının 0 ile 7 arasında ise asit, 7 ile 14 arasında ise baz, 7 ise nötrdür diyoruz. Hemen hatırlayalım 25 santigrat derecede arkadaşlar pH cetveli 0 ile 14 arasındaydı. Ortada da 7 noktamız vardı. 7 noktasında olan bir maddenin pH değeri 7 ise madde nötrdü. 0 ile 7 arası arkadaşlar asitti, 7 ile 14 arası ise bazdı. Bu bilgimizi de buradan hatırladık diyorum. Aşağıdaki tabloda x, y, z maddelerinin sulu çözeltilerinin pH değerleri verilmiştir. pH değerlerine bakarak x, y ve z'yi asit, baz ve nötr şeklinde sınıflandıralım. x'in pH değeri 5 ise yani 7'den küçükse x dediğimiz madde asittir diyoruz. Y'nin pH değeri 7 ise Y maddesi nötr özellik gösterir. Z maddesi 12 ise pH'ı yani 7'den büyükse bazik özellik gösterir, bazdır diyoruz. Tablodaki maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize bir soru sorulmuş. Y çözeltisi nötrdür. Evet biz y'yi nötr bulduk. X çözeltisi ele kayganlık hissi verir. Ele kayganlık hissi veren maddeler bazdır. Ancak biz X çözeltisinin ne olduğunu söyledik. Asit olduğunu söyledik. O halde yanlış olan seçeneğimiz B. Yani B işaretliyoruz. C'ye devam ediyoruz. Z çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviren maddeler bazdır taktiğimizde görmüştük. Peki Z baz mıdır? Evet Z'nin baz olduğunu söylemiştik. O halde C'de doğru diyoruz. D'ye bakıyoruz. X çözeltisi bazlarla tepkime verir. X bir asittir. Asitlerle bazlar nötrleşme tepkimesi verirdi. O halde D'de doğru. Y'ye bakalım. Y çözeltisinde hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonu sayısına eşittir diyor. Y çözeltisi nötr bir çözelti olduğu için içerdiği hidrojen ve hidroksit iyonu sayısı birbirine eşittir. Yani Y için hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonuna eşit diyorum. X asidik olduğu için yani bir asit olduğu için hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonundan fazladır. Bazlarda ise tam tersidir. Hidroksit iyonu sayısı hidrojen iyonu sayısından fazladır diyorum. O halde D'de e de doğrudur diyoruz. Zaten cevabımızı B olarak işaretlemiştik ve devam ediyoruz. Yine asit bazla ilgili bir soru. Kırmızı soğan kabuğu ile hazırlanan çözelti kiremit kırmızısı renginde olup doğal bir belirteçtir. Yani neymiş arkadaşlar bir ayır açmış yani bir indikatörmüş. Kim gibi fenol fitalen gibi ya da işte metil oranj gibi ya da turnusol kağıdı gibi. Ancak arkadaşlar bu saydığımız laboratuvarlarda kullandığımız Kimyasal ayıraçlardır. Burada soğan kabuğu ise neymiş arkadaşlar? Doğal bir ayıraçmış diyorum ve bilgime devam ediyorum. Kırmızı soğan kabuğu çözeltisi bazlarla kahverengi, bazsa kahverengi renk veriyormuş, asitse ise açık kırmızı renge dönüşüyormuş. Ben bu renklere bakarak asit ve bazları ayırabiliyorum. Yukarıda verilen 1, 2 ve 3 numaralı çözeltiler ayrı ayrı kırmızı soğan çözeltisi ile karıştırılıyor. Buna göre kaç numaralı çözeltilerin kırmızı soğan kabuğu çözeltisinin rengini açık kırmızı renge dönüştürdüğünü söyleriz. Hangisi açık kırmızı renge dönüştürüyordu arkadaşlar? Asitler dönüştürüyordu. Aslında bana soru kökü diyor ki yukarıda verilen maddelerden hangisi asittir? Hangisinin yani pH değeri 7'den küçüktür diyor. Ne görüyorum? Sabunlu su, portakal suyu ve sirke. Sabun, deterjan, diş macunu gibi arkadaşlar temizlik maddeleri bazik özellik gösterir. Bu nedenle sabunlu su arkadaşlar bazik özellik gösterir diyoruz. Portakal suyu, limon suyu gibi meyvelerde arkadaşlar meyve asitleri vardır. Benzer şekilde üzümü de sayabiliriz, domatesi de sayabiliriz. Hepsinde meyve asidi vardır. O halde buna asidik yazıyoruz. Sirke arkadaşlar sirke de asetik asit dediğimiz bir asit bulunur ve sirke de yine asidik özellikteki bir çözeltidir diyoruz. Bana açık kırmızı renge dönüştüren yani asitleri soruyordu. Hangileri asidik özellik gösteriyor? 2 ve 3 diyorum ve D seçeneğini işaretliyoruz. Evet asit çözeltisine saf su eklendiğinde pH değeri artarken baz çözeltisine saf su eklendiğinde pH değeri azalır. Şekilde 100 metre sut kostik çözeltisi üzerine aynı hacimde saf su ekleniyor. Şöyle yapalım arkadaşlar hemen pH cetvelimizi yeniden hatırlayalım. 0 ile 14 arasındaydı. 7 dediğimiz değer aslında nötr çözeltiyi gösteriyordu. Nötr yazalım buraya. Şu taraf asidikti. Bu tarafsa bazikti arkadaşlar. Peki asitlik bazlık hangi yöne artar? Bunu hatırlayalım. 7'den 0'a doğru gidildikçe asitlik artardı. Yani şöyle diyoruz, pH'i 2 olan bir asit ile pH'i 3 olan bir aside baktığımızda hangisinde hidrojen iyonu daha çok dersek pH'i 2 olan da daha çoktur deriz. Bu tarafa doğru gittiğimizde ise ne olacak? Yani 7'den 14'e doğru gittiğimizde ise bazlık kuvveti artar diyeceğiz. Bazlık artar yazıyoruz. Peki benim elimde sodyum hidroksit sulu çözeltisi var. Yani sud kostik olarak adlandırdığımız bu çözeltinin önce asit mi baz mı olduğunu hatırlayalım. Periyodik sistemin 1A grubunda bulunan sodyum gibi elementlerin hidroksitli bileşikleri yani sodyum hidroksit Potasyum hidroksit, lityum hidroksit bunlar bazik çözeltilerdir. Yani sodyum hidroksit bir bazdır diyorum ve bunu bir hatırlıyorum. O halde kaptaki çözelti bazik özellik gösterir diye birinci öncülü doğru olarak işaretliyorum. Şimdi bazik özellik gösteren bir çözeltinin üstüne saf su ekliyorum. Yani buradaki bazın derişimini azaltıyorum arkadaşlar. Yani ne yapıyorum? Buradaki bazlık miktarını, oranını azaltıyorum. İşte biraz önce diyelim ki 1'e 1 ise oran ben su ekleyerek 1'e 2 oranına yani sodyum hidroksit oranını azaltıyorum. Bu oran azalırsa bazlık da ne yapar arkadaşlar bazlık kuvveti azalır. Bazlık kuvvetinin azalmasını bekliyorsam pH'in bu tarafa doğru değil bu tarafa doğru değişmesini yani nötre doğru yaklaşmasını beklerim. Yani arkadaşlar saf su eklediğimde kaptaki çözeltinin pH değerinin azalmasını beklerim. Yani saf suya doğru hareket etmesini beklerim. O halde ikinci öncülüm yanlış. Üçe bakalım. Kaptaki çözeltinin tahriş edici özelliği vardır diyor. Asitler yakıcı parçalayıcı arkadaşlar. Yani aşındırıcı özelliğe sahiptir. Bazlar ise tahriş edicidir. Örneğin arkadaşlar temizlik maddelerinin bazik karakterde olduğunu söyledik. Çamaşır suyu örneğin ne yapar? Ellerimizi tahriş eder. Bu da bir baz olduğu için tahriş edici özelliktedir diyoruz. Yani 1 3 D Denizli seçeneğini işaretleyerek devam ediyoruz. Evet böylece dersimizin sonuna geldik. 9'dan 10'a hazırlık kampımız hızla devam ediyor. Kimya ile ilgili olan tüm konuları ne yaptık? Taktikler göstererek sorular çözüp hatırlatmaya çalıştık. Kimyasal tepkimelerin hem ortaokul tekrarını hem 9 TYT tekrarını fiziksel ve kimyasal değişimlerin hem ortaokul hem de 9. sınıf ve TYT tekrarını yine karışımların ortaokul ve 9 TYT tekrarını ortaokul tekrarı ve 9 TYT tekrarını yaptık. Asit baz ve tuzlar içinde dördünü de tamamladık. Böylece kitabımızdan Buradaki soruları çözebilecek kadar konuları hatırladık, konuları pekiştirdik diyorum. Ödüllü soruyu da gösteriyorum. Ödüllü sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum.